Thank you. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese harika bir gün diliyorum. Biz bize programında bugün neleri konuşacağız? Diz ağrılarını konuşacağız, omuz ağrılarını konuşacağız ve birçok merak edilen konularla karşınızdayız ve Biz bize başlıyor. Efendim bugün konuğum fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turan Uslu. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. E, hocamla bugün diz ağrılarını e, ve kireçlenmeleri her şeyi konuşacağız. Merak ettiğiniz bütün soruların cevabını hocamın söyleşisinde bulacaksınız. Ekran başından ayrılmayın diyorum. Hocam bu e, artık Eskiden yaşlılardaydı diz ağrısı ama artık gençlerde de var. Nedir bu diz ağrısının sebepleri, nelerdir? Aslında diz ağrısı her yaşta görülebilen evet. bir şey. Ee, çocukluk çağında bile gözüküyor. Sadece sebepler farklı. Ee, çocukluk çağında daha çok romatizmal hastalıklara, bir takım kötü huylu hastalıklara bağlı diz ağrıları. Hı hı. Oldukça, oldukça sık gördüğümüz bir durum. Özellikle genç e, hanımlarda ve e, be, beyefendilerde, hı hı. E, delikanlılarda görülen yine bizim kondromalazi patella dediğimiz dizin ön e, diz kapağı kıkırdağın arkasındaki aşınmalara bağlı, sürtünmelere bağlı, hı hı. oralardaki dejenerasyon ve dejenerasyonlara bağlı, pörsümelere bağlı bir için e, kondromalazi patella birçok e, hastada, gençte, delikanlıda diz ağrısına sebep olabiliyor. Onun dışında diz ağrılarında doğumsal anomaliler çok oluyor. İşte o e, diz kapağının oturduğu oluğun biraz derin olması, biraz sığ olması bir takım e, asimetrilerin olması hı hı. ağrılarına sebep olabiliyor. Bunlar, çocuklukta bu anlaşılıyor mu Bunlar, bebek hayır, muayenesinde? Hayır çocuklukta çok anlaşılmıyor. Hı. Bebek e, muayenesinde de anlaşılmıyor. Genellikle işte o 20 ile 30 hı hı. yaşlarda diz ağrısı olan e, insanlarda muayene edildiği zaman... ...a diyoruz işte senin dizinde bir anomali var. Sen biraz dizi, diğer insanlara göre e, evet. biraz daha diz ağrıları çekeceksin... ...ve osteoartite de bir yatkınlığın var. Hı hı. Özellikle fiziksel olarak aktif spor yapan veya hareketli bir hayat olan... Ee, özellikle genç erkeklerde hı hı. çok sık gördüğümüz menisküs dejenerasyonları çok sık e, gözüküyor yine gençlerde görülen izarların sebebi e, ve yine e, bazen özellikle hanımlarda e, dizin içindeki kıkırdaklarda yapışmalar oluyor doğumsal oluyor bunların bir kısmı bir kısmı da sonradan olma sebeplerle olabiliyor e, pilika sendromları diyoruz yani diz kapağını oluşturan e, diz kapağı dizi eklemini kuşatan dizi eklemi kapsülünün içinde bir takım kıvrımlaşmalar oluyor. Hı hı. Bunlar da çok sık diz ağrısı sebebi ama genellikle ciddi diz ağrılarına sebep olmaz. Zaman zaman olan ağrılar, zaman zaman şişlikler olur, zaman zaman iner. Evet. Yine çok sık gördüğümüz bir durum. Çok nadiren cerrahi müdahale gerekiyor. Genellikle bu hastalar kendiliğinden iyileşir. Hı hı. Zaman zaman kötüleşir, zaman zaman iyileşir. Bu şekilde bir hayat döngüsü olur. Çok yavaş sık yavaş bu diz ağrıları evet, evet, evet hocam. Şöyle erişkin dönemdeki insanların aşağı yukarı dörtte biri ciddi diz ağrısıyla e, bize geliyor. Evet. Ve yaş ilerledikçe artıyor. Yani diyelim ki 50 60 yaşına geldikten sonra insanların çoğunun az veya çok kişiyi rahatsız edecek boyutta veya Hı -hı. etmeyecek boyutta e, diz ağrıları oluyor. Çok sık görülen bir şey. Yine orta yaşlara doğru geldik yavaş yavaş. Menisküs ekleminde ve dizin Bağlarında dejenerasyonlar, yozlaşmalar hı hı. bir takım çok sık gözüküyor. Ee, özellikle uzun süre oturarak çalışan insanlarda bir takım e, bel, boyun, sırt gibi evet. deformiteleri gibi... ...dize ekleminde de e, deformiteler oluyor. Yine çok aşırı uzun boylu insanlarda diz ağrıları diğer insanlara göre biraz fazla gözüküyor. Hı hı. Gelelim obeziteye. <laughs> en kötü <için, güzel> şey. <laughs> e, diz ağrıları evet. için en önemli risk faktörü e, insanın kilolu olması insan vücudun insanın aldığı bir kilo yük bize üç kilo, beş kilo kadar hmm. yük bindiriyor. Bir de tabii mesleki zorlanmalar var veya işte kişinin bulunduğu ortamdan dolayı diz ağrılarına maruz kalma. Hmm. Dubleks evde oturanlar da mesela diz ağrısı. Çok Niye? Sık Yukarı çıkıp in, in, sürekli merdiven çıkmak sürekli mı? Sürekli merdiven inip çıkmaktan. Hmm. Evet. Merdiven inip çıkmak iyi bir spor ama aynı zamanda dizi de zorlayan ha. bir spor. Bunlar da çok sık gözüküyor. Spor travmaları da yine sporcularda çok sık gözüküyor. Özellikle Tenisçilerde, basketçilerde, voleybolcularda evet. e, ben hatırlıyorum bir doktor arkadaşım benim 35 yaşında e, ilkokulun folklor takımı, ortaokulun folklor takımı, lisenin folklor takımı e, ve üniversitenin folklor takımında oynadığı için 30-35 yaşında protez gerektirecek kadar Aa. diz ağrısı hmm. olmuştu ki bu son derece çok nadir genç. ama son derece dramatik bir durum. Evet. Düşünsenize 35 yaşındasınız ve artık e, protez kadar, olmak zorundasınız. Ne zorundasın. kadar kötü bir şey. Bu çok istisnai evet, bir durum. Evet. Hı hı. Ee, ama biz futbolcularda, işte basketçilerde, voleybolcularda çok fazla ip atlayanlarda veya işte mesela doğal doğa, doğa yürüyüşlerinde e, çok görüyoruz. Genellikle bir travma başlatıyor. Hı hı. İşte bir düş, düşüyorsunuz veya dizinizi burkuyorsunuz. E, buna bağlı olarak da işte o yavaş, o süreç yavaş yavaş ileride dejenere olarak adeta bir ağacın gövdesine vurulan bir baltanın 10 yıl sonra, hı hı. 20 yıl sonra izinin orada kalması gibi. E diz ağrılarıyla karşılaşıyor. Topuklu ayakkabı da bunu yapıyor mu hocam bayanlarda? Evet topuklu ayakkabı da özellikle dizin ön kısmına binen yükü artırıyor. Evet. E, o da özellikle kondromalazipaterlaya e, sebep olabiliyor. Hı -hı. E, topuklu ayakkabının bele de çok zararı var. Sırtı da çok zararı Hı -hı. var. Postürü çok bozucu etkisi var. Yani gerçekten insan sağlığını bozan bir şey. E, hani i̇şte. özel ortamlarda belki giyilebilir ama uzun süre giyilir. Sabahtan akşama kadar giymek değil. Eskisi kadar değil. Eskiden çok fazla insanlar topuklu evet, ayakkabılarla evet. dolaşırdı. Ama insanlar Şimdi artık daha sağlıklı. En azından düştüm. işe gidip gelirken falan daha spor ayakkabı tercih evet, evet, edip kesinlikle. normalde bazen evet, evet, hani evet, şeylerde evet. işte bazen sosyal gelip ortamlarda, sosyal belki ortamda topuk evet <laughs> yine evet. evet. Hocam, eee tam söyleyeyim yanlış söylemeyeyim. lazip patella nedir ve nasıl tedavi edilir? Evet, kondromal patella Hı -hı. bizim çok sık gördüğümüz. Evet. Hemen hemen her yaşta gözükür. Özellikle gençlerde, orta yaşlarda özellikle yeni doğum yapmış ilk Bebeğini büyüten annelerde hı hı. ve yine 17-18 yaşında kız çocuklarında çok sık görülen bir durum. Şu demek diz kapağının arkasındaki kıkırdağın aşınması, yıpranması ve yozlaşması demek. Çok tipiktir. Hasta merdiven inerken çok ağrısı olur. Hı. Çıkarken çok rahat çıkar ama inerken ağrısı olur. Tabii çıkmakta da zorlanabilir hı hı. ama özellikle inerken ağrının çıkarken ağrıdan fazla olması. İkincisi de uzun süre oturduktan sonra birden ayağa kalkınca böyle hasta bir Sersemler gibi bir topallar gibi olur. Kısa süren bir ağrı olur. Dengesini tam sağlayamaz mı? Hayır hayır yani Değil. ağrı olduğu için ağrı biraz zorlanır. Için. Ee, özellikle çok aşırı namaz kılanlarda, ramazanlarda falan sonra biz teravihe giden insanlarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Ee, bir de düzgün olmayan yüzeylerde yürüyen insanlar. Az önce bahsettiğim Hı -hı. dubleks evde oturmak evet. gibi. Ee, çok sık görülen bir şey. Ee, dizin ön bölgesinde ağrı. Bildiğimiz diz kireçlemesinden farklı bir olay. Daha çok gençlerde görülen Hı -hı. bir şey. Tedavisi de oldukça Tedavis. kolay. E, diz etrafındaki e, dizin ana kası kuadriseps dediğimiz, dizin ön bölgesindeki adalelerin esnekliğinin artırılması, boyunun uzatılmasıyla bu gayet kolay ceket. Cerrahi şey, midir yoksa cerrahi tedavi tedaviye genellikle gerek yok. Çok hı hı. nadiren e, tendon uzatma ameliyatları gerekiyor. Ama onları ona göre ayarlayıp uzatmak çok zor. Evet. E, bu defa gevşeklikler oluyor, buna bağlı ağrılar oluyor. E, genellikle konservatif yöntemle tedavi ediliyor. Bazen patellei bandaj diyoruz. Biraz yana doğru bandajlayarak dengeleme dengeyi sağlıyoruz. Hı hı. Veya bazen pateller destekli dizlikler, ortezler yine hı hı. çok sık tercih ettiğimiz ve yaptığımız tedavi yöntemleri. Hı hı. Peki dizin iç yan bağ yaralanması nedir hocam? Dizin bağ yaralanmalarından bahsedelim. Dizde temelde dört tane bağ var. Bir evet. ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, bir de iç ve dış, dış. yan bağlar var. Bunların hepsi travma sonrası hı. zedelenebiliyor. Özellikle biz ön çapraz bağ yaralanmalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Koptu mu zaten yapılacak bir şey yok. Ameliyat e, hı öneriyoruz mutlaka. Eğer hasta gençse, 40 yaşın altındaysa, 50 hı hı. yaşın altındaysa e, bunu ameliyatta tamir ediyoruz. Travmaya bağlı mı kopuyor bu sadece? Genellikle travmalar sonrası korkuyor. Öyle spontan kopma olmaz. Dejenerasyonlar olur da. Hı hı. Ama hasta belli yaşın üzerindeyse, ön çapraz bağ kopsa bile tamir etmeye çok da ihtiyacı olan bir şey değil. Çünkü hı. o ani hızlanmalarda, koşarken yön değiştirmede, veya koşup birden durmalarda falan ihtiyaç olan bir bağ. Hı hı. Hasta bunları yapmayacağı için yani 40-50 yaşındaki evet. bir insanın bunlara pek ihtiyacı olmadığı için çoğu zaman da tedavi edilme, e, tamir edilmesine gerek yok. Ama eğer bir zorlanma, bir yırtılma, tam kopma değil de kısmi hasarlar varsa bunlara birçok e, tedavi yöntemleri yapılabiliyor. Eğer bir e, ödem çok hı hı. ön plandaysa, eklem içinde bir e, efüzyona sebep olmuşsa, kanamaya sebep olmuşsa mutlaka soğuk uygulamalar, buz uygulamalar. Bazen kortikosteroid enjeksiyonları Hı -hı. çok korkarak çünkü e, kondrotoksik bir madde. Kırkı evet. daha zarar verebiliyorsunuz. Son zamanlarda yine e, PRP dediğimiz işte hastanın kanını Hı -hı. alınıp oradaki trombositlerin ayrıştırılıp dizi enjekte edilmesi gibi çok sık tercih ettiğimiz. Fakat e, acı çok düşük dozda yapılıyor. Genellikle tek tüp yetmiyor. Bazen iki tüp bazen Hı -hı. birden fazla tüp yapmak gerekiyor. Ama piyasada tabii bunlar maliyet tedavilerde olduğu için. Evet. İşte yani maalesef düşük dozlarda yapılıyor. <laughs> evet, bu yani. defa da işe yaramıyor evet. veya uygulama sayısını arttırmak gerekebiliyor. Yine onun dışında kök hücreler, egzozom tedavileri Hı -hı. yine yağ dokusundan alınarak kök hücreden zengin lipogem dediğimiz. Hı -hı tedaviler oldukça işe yarıyor Peki iç şu ve şu derece. Evet. evet ve iç ve dış yan e, bağlardaki zedelenmelerde zedelenmeler nasıl bir ağrı mı duyuyor ne diyor hocam nasıl oluyor tedavi oluyor? Hasta nasıl çok tipiktir. E, koşarken falan koşamaz zaten ön çapraz bağında problem varsa. Hı hı. Birden kilitlenir, kalır ya da hı hı. dizinde çık çıkma gibi bir şey hisseder. Zaten bu hastalar daha önce bir MR çekilerek çok güzel Hı -hı. gözükebiliyor veya artroskopik olarak gözükebiliyor. Çoğu zaman MR'da gayet güzel gözükebiliyor. Bazen kopma olup da kopma kopma da gösterebiliyor. Yani bazen sin yanlış sinyaller olabiliyor ama genellikle iyi gösteriyor. Ciddi bir ağrı mıdır? Hastanın tamamen ağrısı da ağrı, ağrısız da mı tamamen olabilir. Ağrısız da Tamamen ağrısız da olabilir. Öyle yani mi? Yani kopar. Eğer Anlamaz. sizde... Çok da zorlamazsanız ağrı da yapmayabilir. Ağledim. Başlangıçta biraz ağrı olur. Hı hı. Koptuğu zaman zaten o patlama sesini, kopma sesini hasta büyük ölçüde duyar. Hı. Bir hafta 10 gün ağrır. Sonra kendiliğinden de yatışabilir. O şekilde hayatını idam ettiren hı hı. 10 binlerce, 100 binlerce de hasta var. İlla her kopmada bir problem olacak diye bir şey yok. Hı hı. İç ve dış yan bağlarda kopmalar çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Zedelenmeler, hasarlar, kopma daha az gözüküyor bu bölgelerde de. E, bu durumda da yine dizin bir ortezde, bir protezde e, yani harici bir ortezde e, tespit edilmesi, desteklenmesi. Yine yırtık olan bölgeye, hasarlanmış bölgeye perepe, kök hücre veya egzozom gibi evet. hastanın yaşına göre, hastanın biraz da ekonomik durumuna göre değişik tedaviler hı hı. yapılabiliyor ve son, sonuçlar da oldukça yüz güldürücü gerçekten. Hı hı. Bu kıkırdak yaralanmalarının sebebi ne hocam dizdeki? Birçok sebep olabilir. Bazen dolaşım bozuklukları olabilir. Hı hı. Yani kıkırdağı besleyen damarda bir asept bir problem gelişir. Evet. Biz buna aseptik nekroz diyoruz. Bu çok daha ağır bir durum. Hmm. kıkırdak sadece kıkırdak zedelenmez, kıkırdağın altındaki kemik de zedelenir. Hmm. Eğer bu durumda eğer yük binen bir bölgede ise bizim ortopedist arkadaşların yaptığı o bölgeyi işte alttan delerek o bölgedeki basıncı azaltmak gerekiyor ciddi hmm. bir müdahale. yani bazen de işte o bölgeye ee, sağlam bir bölgeden, yük binmeyen sağlam bir bölgeden kıkırdak alıp o bölgeye implante edilmesi gibi kıkırdak nakilleri. Bunlar son derece ciddi ameliyatlar. Evet. Ee, ve sonu bunların protese kadar gidebiliyor. Ama gerektiği zaman da o da kaçınılmaz olabilir. Gerekiyorsa mecburen yapılacak. Evet, tabii. Mümkün olduğu kadar cerrahi operasyonlardan kaçınıyorsunuz aslında. Olabildiğince. ihtiyaç hissettiğimizde de mecburen yapılmak yeter. zorunda. Ne kadar geciktirilirse bu işlemler, cerrahi operasyonu o kadar iyi değil, şöyle değil mi? Bir, yani Bu biraz da hastaya göre değişiyor. Evet. Mesela 40 yaşında, 45 yaşında bir hasta ağır bir gonartrozu var. Belki bir spor yapmış, belki evet. bir trafik kazası geçirmiş. Veya belki düşmüş veya çok Hı -hı. ağır işler yapıyor. Yani siz bu hastaya şunu diyemezsiniz. Ya 65 yaşına kadar bekle Hı -hı. o yaşta protez yapalım. Ha, bu olmaz. Evet. O durumda bu hasta zaten iki defa ameliyat olacak. Rahat bir şekilde protez ameliyatı olmasına e, evet, karar veriyorsunuz. Kalitesini artırması evet. gerekiyor. Bir protez evet. ameliyatı zor bir ameliyat ama iki kere olması çok daha kötü ve çok daha zor. Hı -hı. Üç kere olması tabii çok daha e, olumsuz bir şey. Evet. Yani olabildiğince konservatif davranmakta, olabildiğince Doğru. koruyucu davranmakta fayda var ama kaçınılmazsa ameliyatlar da olacak. Lazım. Peki bu diz, diz kireçlenmesi nedir? Çoğu hastada duyuyoruz yavrum dizim dizim kireçlendi kalkamıyorum, oturamıyorum deniyor. İşte dizimin içerisine çeşitli sulan halk diliyle söylüyorum ben. İşte bir sulu bir şey yaptı doktor iğne yaptı rahatladım deniyor. Şşşş, nedir bu diz kireçlenmesi diz osteoartriti. hocam? Fizyoterapi. Evet. E, tabii osteoartrit deyince yani bir iltihap akla geliyor ama <laughs> bu e, osteoartrit tabiri doğru değil. Osteoartroz demek lazım. Evet. Yani e, yaşa bağlı ve travmalara bağlı, yıpranmaya bağlı diz ekleminin kıkırdağın hasar görmesi, tabii kıkırdağın hasar görmesiyle bitmiyor, bir süre sonra kemik de zarar görmeye başlıyor. Kemik esnekliğini kaybediyor, yani hı hı. diz kapağının, e, diz kıkırdağının altındaki kemik e, daha sikleroze oluyor, evet. esnekliğini kaybediyor. E, dolayısıyla bin, e, her yük binmesinde daha fazla zorlanıyor. Bir süre sonra kıkırdağ tamamen kayboluyor, hı hı. Eklem yüzeyi genişliyor çünkü yük altında kaldığı evet. için adeta e, bir e, çekicin bir demiri dövmesi hı hı. gibi genişler yeni yeni kemikler oluşur. Çok sık görülen bir şey, neredeyse evet. evrenseldir. Bütün insanlarda gözüküyor. Yani yaşlandıkça hepimizin kıkırdağı belli bir yaştan sonra incelice in inceleyecek, Genetik olarak daha şey Genetin, olanlar tabii var tabii ki etkisi var. Tabii genetik olarak daha sağlıklı. Kilonun kilonun çok fazla etkisi var. Evet. En önemli etken etken tabii travma, bir çeş Evet. çeşit da bir çeşit travma. Hı hı. Yani siz e, diyelim ki 10 kilo fazlanız varsa hı hı. bir insan bir 10 kiloyu e, kucağında ne kadar taşır? Değil evet. e, yani işte markete kadar götürür. Belki bir, bir kilometre hı götürür, hı. iki kilometre götürür. Kilolu olduğunuz zaman bu kiloyu sürekli taşıyorsunuz. Gece gündüz taşıyorsunuz. Evet. Yani o anlama geliyor. E, kilo bireye bir kilo ver dediğiniz zaman insan çok Zor, bir şey, bu. Çok zor bir şey bu. <laughs> Ama işte dizdeki o ağrılar falan başlayınca da gerçekten zor bir şey. E, kilo vermekte zor. İşte evet. hasta geliyor bize. Uh -huh. İşte kilo, hocam hocam yürü yürüyemiyorum ki diyor. Hakikaten uh -huh. de yürüyemez yani niye? Çünkü dizi ağrıyor zaten. Değil mi? E, evet. Yani bu bir kısır döngü oluşuyor. Hani tavuk mu yumurtadan <laughs> yumurta mu tavuktan demez Aynen öyle. Bir şekilde bir sıkıntılı bir durum oluyor. Tabii sıkı bir diyetle insanların hı hı. çok fiziksel olarak hareket etmeden de e, zayıflaması mümkün veya dize evet. yük bindirmeyen sporlar işte su içinde yürüme, su yüzme gibi hı hı. E, veya bir takım işte Pilates gibi, evet. e, yoga gibi bazı hareketlerle de insan kilosunu verebilir sıkı bir diyetle. E böyle çok aktif sporda da. Sonrasındaki reşlenme oluyor mu hocam? Çok aktif spor hayatını yaşayan kişilerde Tabii kesinlikle. De. Ee, yani spor yapmak, hı hı. işte kilolu olmak, ağır bir iş yapmak, evet. profesyonel spor yapmak, bunlar aynı zamanda travma oluşturuyor. Yani evet. bir otomobil gibi düşünün. Ee, hı hı. Ne kadar çok kullanırsanız, o kadar çok yıpranır. Evet. Kullanmadığınız zaman da eskir. Yani metal <laughs> yorgunluğu dediğimiz evet, olay var. Ya yani bu sonuçta kaçınılmaz bir şey yaşlanmaktan kaçınmak mümkün olmadığı gibi damarlarımızın e, duvarlarında işte bir takım kalsiyum birikmeleri o damarların daralmalarından kaçın evet bunları azaltabiliriz hı hı. yaşlanma hızımızı yavaşlatabiliriz ama tamamen durdurmanın imkanı yok maalesef. Keşke olsa ama yok. Evet. <laughs> yok olmasın zaten. <laughs> Hocam peripe nedir ve hangi diz ağrılarına iyi gelir? Şöyle genellikle genç işte az önce bahsettiğim ön çapraz bağ işte menisküs hasarına evet. bağlı. Özellikle genç ve erken orta yaşlı hastalar işte 50 50'nin altı 55. Hı hı. Tabii bu kişiye göre de değişiyor. 70 yaşında bakıyorsunuz kıkırdağı pırıl pırıl. Hı hı. Ee, o orada e, e, işte hastanın kanını alıyoruz bir miktar kanını. Evet. Ondan e, trombositleri e, e, ayırıyoruz ve o trombositleri aktive edip diz eklemine veriyoruz. Hı hı. Aktive edilse de edilmese de oradaki Büyüme faktörlerinin etkisinden dolayı orada bir iyileşme yapıyor. Bazen bunu hiyalonik asitle kombine edebiliyoruz. Bazen e, egzozom dediğimiz hı hı. işte kök hücrelerden elde edilen işte plasantal veya işte yeni doğan evet. kök hücrelerinden elde edilen haberci molekülleri de içine ilave ederek. Yani oldukça iyi sonuç veriyor ama hiçbir tedavinin %100 garantisi olmadığı gibi bu tedavide de maalesef %100 garantisi yok. Kişinin ihtiyacına göre ona karar Tabii, veriyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle. Hı -hı. Peki eklem için sıvı tedavisi nedir ve bu hangi hastalıklarda e, uygulanabiliyor? E, bu da e, hiyalonik asit evet. enjeksiyonları. Bu çok sık aşağı yukarı bir 20-30 yıldır e, çok başarılı bir şekilde uygulanan Hı -hı. bir tedavi yönü. Özel bir solüsyon eklem içine enjekte ediyoruz Hı -hı. ve oradaki kıkırdağı besliyor. 6 ay, 1 yıl, bazen 2 yıl, bazen 3 yıl değişiyor. Bazen de birkaç ay oluyor. Hı hı. E, hastanın o kıkırdağını bir beslediği için hasta e, bir süre asemptomatik veya daha az e, şikayet eder bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Hı hı. E, yani eninde sonunda proteze gidecekse o hastanın 6 ayı, 1 yılı, 2 evet. yılı, 3 yılı çok değerli. Bu da yine diğer tedavilerle kombin edilebilir. Bu kortizon mu oluyor hocam? Kortizon vuruyorlar ya dizden. Öyle bir o şey mi bu tedavi? O çok sıkıntılı bir şey. Evet. Yok hayır değil. değil o, mi? Bunun Hı -hı. hiçbir yan etkisi yok. Hı -hı. Yani eğer hani bazen e, yapıldığı zaman işte bazen menisküslerin evet. içine denk geliyor. Yani Hı -hı. E, enjeksiyon esnasında uygun olmayan yerlere denk geliyor. O zaman o durumda böyle bir, bir hafta on gün kadar devam eden ağrılar oluyor. Ama bir süre sonra o, o da vücuda dağılıyor. Hı -hı. Vücudun geneline dağılan bir e, etki değil. E, sonuçta... E, bağ dokusunu destekleyen bir tedavi yöntemi. Bunların son derece son, son zamanlar çok daha gelişmişleri e, çıktı. Hı hı. Evet, biraz maliyeti yüksek. E, özellikle e, biopolimerden elde edilmiş e, solüsyonlar var. Hyaluronik asitle hı hı. birlikte kombine edildiği zaman e, maliyeti yüksek. işte İngilizlerin yaptığı var, Ruslar, Rusya'dan gelen ürünler var. E, yani ekonomik olanları da var, pahalı hı hı. olanları da var. E, bunlar emilmiyor, o bölgede kalıyor dizde. Adeta Dizin arasına gres yağı sıkılmış gibi öyle diyeyim. Ee, bazı hekim arkadaşlar buna sıvı protez diyor ama ben bu tabiri çok çok uygun bulmuyorum şahsen. Yani sonuçta protez değil. Belli bir süresi var mı bunun peki içerisinde? Ya bunlar da bir yıl iki yıl, 1, 2 yıl 1, 2 hastayı 1, 2 rahatlatıyor yıl. yani ama geliyor de, de, tabii ki. Tabii ki de yani. evet. peki hocam bazen hastalardan diyoruz özellikle belli bir yaş üstündekilerinden dizin içerisinden sıvı çekti doktor deniyor. Bu nedir? Ee, ya bazen şöyle nasıl bir elinizi çattığınız zaman ödem oluşuyor orası şişiyorsa. Evet. Bir travmaya maruz kalmak. İşte oradaki osteopitlerden dolayı, kıkırdak hasarından dolayı diz ekleminin etrafındaki sinoviyal e, zarlar hı hı. o dize sıvı salgılıyor. Ve bu lizozomal enzimler açısından çok zengin bir sıvı. Evet. Lizozomal enzimler demek o bölgedeki doku hasarına sebep olan enzimler hı hı. demek. E, dolayısıyla bu sıvıyı bir an önce boş, boşaltıp oradaki e, iltihabı, yangıyı kurutmak çok önemli. Evet. Şöyle bir problem oluyor. Bazen de bu... Ee, hastanın başına gelecek romatoid artrit gibi, hı hı. lupus gibi veya behçet gibi bir iltihaplı romatizmanın başlangıç semptomu oluyor. Hı. Siz o zaman tabii e, tam teşhis konulmadığı dönemlerde, erken evet. dönemlerde, e, tetkikleri yaptığınız zaman normal çıkabiliyor veya e, bazen de yoğunluktan dolayı hastanın tetkikleri incelenemeyebiliyor. Yani hı hı. Hastanelerin hı hı. ortamını biliyorsunuz. E, bu durumda da e, bir süre sonra tekrar tekrar o sıvı toplanabiliyor. Evet. E, yani Halk da bunu diyor işte bazen diyor ki işte dizimdeki iltihabı boşalttı ondan dolayı ben romantizm oldum diye. Evet. Böyle bir şey yok. Siz romantizm oldunuz ama e, yani o zaman tam kesin belirtiler e, olmadığı için. Evet. E, yani o doktor da farkına varamadı. Siz de farkına varamadınız. Böyle bir şey yok. E, ya yani bir zararı olan bir işlem değil sonuçta. Anladım. Hı hı. Peki hocam e, lipogem kök hücre tedavisini ve bu hangi durumlarda kullanılıyor? Lipogem kök hücre tedavisi bir çeşit şöyle karın yağlarından elde edilen kök hücre yönden zengin e, şey e, solüsyon evet. hastanın dizine enjekte ediliyor çok sık yaptığımız ve oldukça hı hı. da iyi sonuçlar veren tabii burada da hasta seçimi çok önemli evet. e, ya maalesef bu bizim e, bazı meslektaşlarımızın hasta seçimine dikkat etmemesi hı hı yani İşlemin adını kötüye çıkartıyor aslında. Evet, Emin evet. ellerde yapılmaması. Evet, yani evet. bunun işinin ehli bir hoca tarafından ee, yapılmamış yani, olması. Evet. E, bu işleminde hani aldım yaptırdım ama çok iyi sonuç alamadım gidiyor. Evet. Halbuki doğru bir merkezde, doğru bir hoca da, tecrübeli bir kişide ve doğru vakada yapıldığında çok başarılı bir şey değil mi hocam? Yine de işe yaramayabilir. Öyle yani mi? Hiçbir hı. tedavi garanti yok. Tabii, Mesela aynen. çok iyi bir endikasyon vardır. Hı hı. Siz o hastanın kriterlerine baktığınız zaman der Dersiniz ki şu tedavi bu hastada mükemmel işe yarar. Evet büyük bir ihtimalle tutturursunuz. Ama evet. bazen başarısız olabilir. Ya Tedavi böyle bir şey zaten. Yani öyle ki. E, Kimse anne, sonuçta. <laughs> anneme diz protezi yaptırdım. Hala evet. söyleniyor bana 82 yaşına geldi. Protez yaptıralı 20 yıl oldu. Diyor ki <laughs> sen bana bu ameliyatı niye yaptırdın? Bak. <laughs> Halbuki çok güzel bir protezdi evet. ama. Yani her şeyi her hastada aynı cevabı vermeyebiliyor. Yani öyle. Ama bu, burada çok şeyi değerlendirmek lazım. Ameliyathane şartında mı oluyor? Hayır değil. Polifinişattan şartlarında olabilir hı hı. Yani. yani. zaten kapalı sistemler bunlar. Yani öyle bir enfeksiyon kapma ihtimali falan çok çok hı hı. düşük. Hı hı. Düşük derken ameliyathane şartlarında bile enfeksiyon olabilir yani. Tabii. Ama düşük onu Anladım. söylemek lazım. Hı hı. Eksozom kök hücre tedavisi nedir peki? Eksozom kök hücre de e, plasantadan ya da yeni doğanların e, işte Malum atık hı hı. ürünlerinden alınan e, kök hücreler çoğaltılıyor. Bunlar özel işlemlerle çoğaltılıyor özel firmalar tarafından. Ve bunun içindeki e, eksozom dediğimiz kök hücrenin kendisi değil, kök hücrenin ürünleri. Çünkü o, evet. o kök hücreyi kullanmakla ilgili bir takım mediko legal yani hukuki problemler var yani Türkiye'de. Hı hı. Bazı ülkelerde izin veriliyor ama Türkiye'de izin verilmiyor. Birçok ülkede de izin verilmiyor. E, dolayısıyla oradan elde edilen ürünler e, kullanılabiliyor. Bunlar haberci moleküller, eksozomlar. hücreleri arasında yani bir bakıma gençlik aşısı gibi. Plastik arkadaşlar da çok kullanılıyor. Biz de çok kullanıyoruz. Yani neyse diz ağrılarında kullanıyoruz, omuz ağrılarında kullanıyoruz, bel ağrılarında hı. kullanıyoruz. Bazen işte Parkinson, işte Alzheimer gibi hastalıkların erken dönemlerinde damar yoluyla hı hı. E, oldukça e, yani iyi sonuçlar veriyor. Burada da hasta seçimi çok önemli. Hastalığın kesin oturmamış olması lazım hmm. ee, ama yani oldukça da işe yarayan bu bir tedavi. Bu hastanın kendisinden alınmadığı için dışarıdan olan bir şey olduğu için herhangi bir alerjik Köküc reaksiyon şey var mı? ürünü olduğu için bu çok herhangi fazla bir şey bir yok. alerjik yok. Evet. Hı -hı. Bağışıklık proteinleri yok içinde. Hı -hı. Da henüz oluşmadığı için. Evet. E, peki hocam diz ağrılarının tedavisinde genellikle hani ameliyat dışı tedavi yöntemleri diyoruz ama bu ameliyat dışı tedavi yöntemleri neler? İşte az Biraz önce bahsettik bahsettik, ama evet, evet e, mutlaka egzersiz, hı hı. özel e, korselerle dizin korunması, dize binen yükün azalması, e, işte yaşam tarzı değişiklikleri, evet. işte düzgün olmayan ortamlarda e, yürümeyeceksiniz, evet. işte merdivenin ip çıkmayacaksınız eğer namaz kılıyorsanız onu oturarak kılacaksınız olabildiğince. zayıflamak için merdiven çıkın deniyor. Yani, Dizimiz rahat olsun yani yapılmasın işte, deniyor. Yarar zarar ilişkisini aslında zarar tam zarar değerlendirip çok değil iyi değil mi? Lazım. Tabii, tabii. Evet. Ee, onun dışında hiyalonik asit çok gerçekten efektif, etkili bir tedavi yöntemi. Onun için de eğer hasta uygunsa PRP enjeksiyonları çok işe yarıyor. Hı hı. Yine lipogen kök hücre tedavileri yağ dokusundan elde edilen veya şeyden de elde edilebilir. Kemik iliğinden de elde edilebilir. Kök hücreler oldukça işe yarıyor. Onun dışında az önce bahsetmiştim. Viskosiplementasyon dediğimiz. E, yani şey pardon. biopolimer tedavisi evet. dediğimiz. E, işte özel e, e, enjeksiyonlar hı hı. yapılması yine yöntem. E, iyi bir yöntem. E, bir de e, bunların kombinasyonları var. Mesela bazen CGF dediğimiz işte. PRP değil de PRP'den biraz daha. E, bu defa de parçalıyoruz. Evet. İçindeki büyüme faktörlerini Hı -hı. alıyoruz. Kollajenle karıştırıp diz eklemini enjekte ediyoruz. Tabii bazı beslenme önerileri var. İşte, e, kollajen yönden zengin beslenme, bağışıklığı güçlendirici Hı -hı. beslenmeler. Siz dışarıdan alınan o e, kolajenleri öneriyor musunuz hocam hap şeklinde veya Bunlar sıvı şeklinde? Bunlar hiç bilimsel olarak kalıtlanmış değil ama Hı -hı. E, yani hastaların bunlarda bir memnuniyeti var. E, Glukozam ile kondroitin sülfat o, o evet. tip ilaçların kesinlikle faydası var. Hı hı. E, hangi durumlarda protezi öneriyorsunuz? Burada yaş çok önemli. Hı hı. İşte, yani genellikle 60-65 yaşını geçmiş olmasını istiyoruz. Evet. Tabii ki bunun istisnaları var. İşte 40 şöyle de hasta geliyor mesela. E, hasta 50 yaşında, hı hı. dizleri ağrıyor, son derece aktif bir iş adamı. Hı hı. Diyor ki hocam ben 65 yaşından sonra yürümesem de olur diyor. Hı. Yani ikinci <laughs> ameliyat beni çok düşündürmüyor diyor. Evet. E, bu hastayı bu hastanın düşüncesini saygıyla karşılayabilmek lazım. Kaldı ki bir protez, revizyon protez ikinci protez de her zaman ciddi bir sıkıntı oluşturmayabiliyor. Süresi ne kadar sürüyor? 10-15 yıl mı? 15 yıl, 20 yıl. Yani Hı -hı. şeye bağlı. Biraz da hastanın şansına bağlı. Hı -hı. E, 10 yılda, 15 yılda gevşeyen, yeniden ameliyat gereken hastalar da var. Hı -hı. 20 yıl. E, yani orada da hastanın kilosu, e, sağlık durumu bunların evet. çok etkisi var hepsinin. Hı -hı. Bu diz ekleme ağrılarında cerrahi tedavi yöntemleri neler acaba? Ya eskiden e, dizin yük dağılımını almak için üçgen şeklinde bir e, kemik alınıp işte yük dağılımını... Bunlar şimdi çok fazla tercih edilen hı. ameliyatlar değil hı hı. bu protezler çıktıktan sonra. E, mutlaka eğer kilitlenmeye sebep olan menisküslerin alınmasını öneriyoruz. Hı hı. Ama kilitlenmeye sebep oluyor olmuyorsa sadece ağrıdan dolayı menisküs ameliyatlarını biz çok fazla önermiyoruz. Hı hı. Çünkü ameliyatın da dize yaptığı bir travma var. Onun da hasta bedelini ödemek evet. zorunda kalıyor yine ön çapraz bağda kopmalar varsa mutlaka repare edilmeli, tamir hı hı. edilmeli. arka çapraz bağ çok nadiren zaten zedeleniyor. Genellikle ön çapraz bağlar zedeleniyor. Yine iç ve dış yan bağlarda kopmalar varsa bunların tedavi edilmeleri gerekir ama dizin cerrahisi denince genelde nedense hep bir şey anlaşılıyor? Protez anlaşılıyor. Değil mi? Yani. Evet. En başarılı ameliyat da o. Ya yani ben şahsen diğer işte hani bazen geliyor hocam o işte hı hı. hocam işte doktor dedi ki bana işte oradaki Kireçlemeleri kazıyın. Bunlar çok başarılı ameliyatlar Hı -hı. değil en güzeli protez. Hı hı. E, peki hocam, şimdi normalde hani çoğu şeyde yaralanmalarda ya da işte bağ kopmalarında ağrı çok olmaz dediniz ya. Her zaman olmayabilir. Her zaman olmayabilirse. Tarıkları. Şimdi e, diyelim ki sağlıklı hissediyor kişi. Kaç yaştan itibaren bunları kontrol ettirmeli? Yani normal şartta artık hani hastalığa yakalanmadan hastalığı <laughs> çözmek ya da düzgün yaşamak diyoruz ya. Size göre nasıl bir şey olacak? Yani ne zaman öyle, tedaviye gidecek? Yani dizi ya da dizi ağrımayan bir insan da gidip doktora. Gitmez. Ya doktor be, ben, ben <laughs> İnsan bunu kalp için yapar belki Değil prostat evet. için yapar belki Hı -hı. kanser için yapar. Ee, yani ama diz için çok öyle ya doktor bir benim şu dizlerime bakar mısın bir şey var mı diye nasıl da pek. Değil mi? Çünkü şu orada şöyle bir durum var. Mesela diz filmi çektirdin Hı -hı. hastaya. Gayet sağlık. gayet bozuk. Ağır dejenerasyonları var evet. ama hastanın hiç olmayabiliyor. Hı hı. Omurgada da öyle. Çünkü vücudun inanılmaz bir adaptasyon hı hı. Şeyi var, kuvveti var. Hı hı. Yani Bundan 100 yıl önce spinal cerrahi yoktu. İnsanlar yine yaşamaya Değil devam evet, ediyor. Evet. Yine tarlalarda çalışıyordu. Ağır işler yapıyordu. Doğru. Yani hani e, tabii olabildiğince bizim insanları ağırsız e, yaşatmamız evet. önemli. Ama ağrısı yoksa ve diz dejenerasyonu varsa, hı hı. yıpranması varsa müdahale etmeye de gerek yok aslında. Hı hı. Ee, hocam biraz da kuru iğnelemeye girelim ya da omuz hastalıklarına girelim. Sizin evet. kuru iğneleme yaptığınızı biliyorum. Evet. Ee, nedir bu kuru iğneleme tedavisi? Ee, az önce ben bahsetmedim diz ağrılarında evet. da. Siz ne kadar başarılı tedavi ederseniz edin. İsterse cerrahi müdahale yapın. Ne yaparsanız yapın. Eğer hastanın diz eklemi çevresindeki adalelerdeki kısalıkları, kontraktürleri, güç kayıpları, atrofileri gidermezseniz Hı -hı. çok da başarılı olamazsınız. Evet. E, bu işte kuru iğne burada devreye giriyor. Hı hı. Kuru iğne bir e, miyoterapi yani bir kas iskelet sistemi ağrısı tedavisi. Hı hı. Siz diş hekimi olduğu için bilirsiniz. Evet. Temporomantiböler eklemde işte e, çok ciddi evet, çok evet. ciddi problemler olur. İşte Diş hekimler arkadaşlar hı hı, plaklar hı hı. falan yaparlar. Evet onların etkisi var ama sebebi ortadan kaldırmıyorsunuz. Kaldırmadıkça Niye? Da Çünkü, sonuç e, gelişmiyor. Evet, siz evet. oraya ne yapıyorsunuz? İşte masseter kasına botoks yapıyorsunuz. Evet. evet biz de zaman zaman hı hı. yapıyoruz ama ee, ama 3,5 ay sonra hasta yeniden yaptırması Doğru. gerekiyor ve pahalı bir ilaç. Evet. Yani belki çok ciddi bir yan etkileri yok sonuçta Hı -hı. tamamen e, e, dönüşümlü bir şey. Hı -hı. Ama işte o e, kısalmış, kontrakt olmuş maseter veya temporal kasa kuru iğne tedavisi yaparak oradaki spazmı gideriyoruz. Hı -hı. Ekleme binen yükü azaltıyoruz. Eğer eklemde bir problem varsa oraya kök hücre veya perepe çok da yeterli oluyor. Çünkü Hı -hı. çok fazla yük binen bir eklem değil. Ee, yani bur, burada kuru iğne tedavisi öyle bir şey. Evet. Kuru iğne ee, özetlen... de peki hocam yani birçok iğne mi batırılmış oluyor? Nasıl halka hani bunu iyi bilsin diye nasıl ee, şöyle, bir tedavi yani ki, yöntemi? Şöyle düşüneyim değil mi biz? Ee, bir servikal diski var. Evet. Disklerdeki e, boyun kaslarındaki spazmdan dolayı disklere baskı artıyor. Evet. Dolayısıyla disk taşıyor. Hı hı. Buradaki problem bu. Evet. İki ihtimal var ya o diski alırsınız. Hı hı. Bir süre sonra öbür disklerde taşmalar başlar. Evet. Siz alırsınız birkaç yıl sonra da öbür Öbürleri diski alırsınız. Başladım. Öbür diski Hı -hı. alırsınız. Bir süre sonra boynuz kas katı Hı -hı. çok da mutlu olmayan bir hastayla karşılaşırsınız. Ya da o e, diske diski sıkıştıran iğne iğneyle boynu uzatırsınız. Hı -hı. Esnekliğini artırırsınız. Kanlanmasını artırırsınız. Hastanın hareketini sağlarsınız. O disk zaten doğal olarak bir süre sonra kendiliğinden iyileşir. Hangi hastalıklarda kullanılabiliyor? Az evet. önce bahsettik. Çene eklem hastalıkları e, gerilim tipi baş ağrıları, boyun hmm. ağrıları, omuz ağrıları, tenisçi dirseği, golfçi dirseği. Hmm. Onun dışında karpal tünel sendromu. Onu soracaktım hocam. Karpal tünelde de Tabii. etkili bir cevabı Tabii. var mı? Niye? Çünkü karpal tüneldeki sıkışmanın sebebi nedir? O fleksor retine kullanımının evet. altında tendonlar geçiyor. Eğer sizin fleksor tendonlarınız, fleksor kaslarınız hı hı. yeterince sağlıklı değilse o tendonlarda kalınlaşmalar oluyor. Bu defa sinire sıkışıyor sinirin hareket edeceği bir yer kalmıyor. Evet. Siz o kasları rahatlatırsanız hastalar şey Bayağı yapıyor. ciddi karpal tünelde hasta çok ciddi ağrılar duyabiliyor ve elektrik çarpması şeklinde tabii falan tabii. oluyor. Çok zor bir ağrı çok o. Çok zor bir ağrı. Bir evet. de çok sık görülen bir şey. Yani inanılmaz çok sık görülmüyor aslında. Eskiden hastalık. mesleki hastalık olarak bilirdik. Biz genellikle ben kendimden hani meslek hastalığı olduğu için ko, e, çok yine iyi araştırmıştım yani ama yine ev hanımlarına falan da var. Ev İş hanım... görmelerine bağlı olarak e, tabii. oluyor. Yani ev hanımı da o da bir meslek Tabii yaşamış. ki tabii ki saygıyla karşılıyoruz <laughs> evet. ama yani fazla hani elini kullanmaktan tabii, kaynaklı tabii, elini olarak. elini kullanmak bir şey Tornavida sıkmak, musluk evet. açmak, otomobil kullanmak, hı hı. işte bilgisayar kullanmak, klavye başında durmak, cep telefonu. Hı hı. Yani artık bir de herkes herkes klavye başında yani Değil herkes mi? Doğru, doğru. De. Küçük çocukluktan başlıyor. Tabii, tabii, tabii. O zaman bu kuru iğneleme omuzdan tutun da kola kadar eklem ağrılarına ekleme, kadar, bel ağrılarında çem, ağrılarında tabii, da. çene, çene eklemi ağrısı. Hı hı. ...diz kernileri, sedyede gelip de giden hastalarımız oluyor bizim. Yani tekerlekli sandalyeyle geliyor, yürüyerek gidiyorlar. Ne güzel maşallah. Evet. Kişiye güzel. özel olarak değişiyor mu seans sayısı hocam? Tabii tabii kişiye göre değişir, hastalığın süresine göre değişir. Hastanın yaşısına göre değişir, o bir kilosuna göre değişir, hı. her şeye göre değişir. Hı hı. Peki çene ekleminde ne kadar sürüyor? Kalıcı mı tedavi yöntemi? Kalıcı tedavi. Yani spazma bir kere giderdim mi bir de hastanın duruşunu düzelt eskiden zaman eskiden alkolzerk ederdik çene ekleminin içerisine ta o, şey, o çok eski Çok eski bir tedavi var. yöntemiydi. Tabii, tabii, tabii. Çok zor ve kötü de bir tedavi kötü yöntemiydi. Kötü tedaviydi. Evet. Çok, yok şimdi pek onları yapmıyoruz. Hı -hı. Ya ben en kötü ihtimalle çeneye perepe ya da kök hücre veya insülin evet. tedavisi. Hı -hı. E, kaslara da diğer az önce bahsettiğim intramusküler stimülasyon veya kuru iğne tedavisi. Tek başına perepe de yaramaz. Çeneyi düzelttiniz. Evet. Spazm devam ediyor. Ağrılar devam edecektir. Hı -hı. Tabi bu arada bütün hastalarımızda yine bir plak için bir diş hekimi evet. arkadaşımıza göndermiş. Aslında etkeni ortadan kaldırmadıkça deriz biz. E, her şey Hastalığı değil sebebi, sebebi tedavi etmek yani lazım. Hasta evet, çok, yani hasta çok eğer ki e, psikolojik olarak kötü bir durumdaysa bir psikoterapi almadıkça da, almadık lazım. da Şöyle, olmuyor. E, tabi tabi orada evet. mutlaka e, mutlaka bir psikoterapi de gerekiyor. Belki bir ilaç gerekiyor. Peki hocam bazen e, bu çok yaşlı hastalarımızda hani belden, dizden fizik tedavi öneriyorsunuz ya. E, fizik tedavi gören hastaların da tabi Tabii ki hastaya göre değişebilir ama e, yani senede bir defa mı yapılması gerekiyor? Ne kadar sürelerle bunlar fizik tedaviye gitmeliler? Ya Bunlar tabii hastanın ihtiyacına göre evet. değişiyor. Yani diyelim ki e, işte köyünüze gittiniz, hı hı. alışık olmadık bir aktivite yaşadınız veya bir kırsal alana gittiniz veya arabanız yolda kaldı lastik tamir ettiniz. Her zaman lastik tamir etmeyeceksiniz ya yani bu insanın ömründe evet. birkaç defa başına gelen evet. bir şey. Eğer orada bir travmaya bağlı bir hastalığa yakalanmışsanız sürekli tekrar yani gerek yok ama e, kronik bir hastalığınız var ve sürekli tekrarlıyorsa tabii yılda bir, iki yılda bir, üç yılda bir ihtiyacı göre bu tedavileri tekrarlamak lazım. Hı hı. En çok boyun fıtıkları çok arttı hocam. Neden? Şöyle e, bizim e, hekimlik, hekimliğe başladığımız yıllarda ben 36-37 yıllık bir doktorum. 36 yıllık hekimliğe. Bitirir bitirmez de fizik tedavi ihtisasına başladık. Ee, biz o zaman boyun fıtığıyla gelen hastalara şoför hastalığı derdik. Çünkü oturarak çalışılan tek meslek oydu evet. o zamanlar. Ama bugün artık evet. herkes herkes oturarak evet. çalışıyor. İşte çoğu insan bilgisayar başında, çocuklar çok küçük yaştan itibaren tabletlere, cep telefonlarına alışkın. Yani kafalar hep öne doğru eğik. Evet. Dolayısıyla normalde omurganın açıklığı C şeklinde arkaya bakan açıklığı vardır. Çok küçük yaşta bu bozuluyor. Hmm. E, bozulduğu için de disklere binen yük çok artıyor. Disklere hmm. binen yük artıyor. Omurganın diğer yumuşak dokularına, adalelere, tendonlara, bağlara binen yükler de artıyor. Hmm. Yani eskiden şimdi bazen bakıyoruz, 30 yaşındaki bir hastaya bir MR çektiriyorsunuz. Veya evet. Röntgen çektiriyorsunuz. O görüntü bundan 30 yıl önce 70 yaşındaki, 80 yaşındaki insanda vardı. Yani e, diyelim ki bel ağrısı riski son e, 20 yılda 1,5-2 katına çıkmışsa Evet boyun ağrısı 4-5 kat arttı. Hmm. Çünkü boyunlar yük binme ihtimali çok arttı. Yani onlar hep Bunlarla alakalılar. Biz e, mesela ben şekim olarak hani çok sıktığında hastanın, hasta hep sürekli şu boynunun, şu omuzlarının eklemleri çok sıktığında, e, hatta elinde uyuşuk olan hastaların çene eklemini tedavi edildiğinde veya hani geçici bir tedavi yöntemi uygulasak bile, o ellerindeki elektriklenmelerin ağrıların biraz i̇şte azaldığını o... görüyoruz hocam. Evet, kesinlikle postürü düzelttiğiniz evet. zaman her şeyi düzeltirsiniz aslında. Aslında kişinin işte sağlıklı evet. olarak bütün dengesi birbirine bağlı. Kesinlikle. Ne alaka yani öyle. deriz normal tabii, tabii. şartta insanlar ama söylediğimizde ama, ama hepsi birbirine bağlantılı olarak devam Kesinlikle. ediyor. Kesinlikle. Fizik tedavi çok gelişti hocam nedir bizi bekleyen yenilikler neler? Ee, fizik tedavi gelişmedi. Fizik tedavi hastası sayısı arttı. Çünkü öyle mi? Yaş ortalaması, <laughs> yaş arttı. ortalaması arttı ama yaş, yaş ortalaması, ortalaması küçüldü. Nasıl yani? Şey hastalık ortalaması küçüldü. Ama e, az önce söyledim yani şimdi Gerçi evet, doğru. E, boyun, omuz hı -hı, herkes hı. çok kullanıyor. Herkes evet, kraniyoya evet. kullanıyor. Herkes bilgisayar başında, herkes tablet başında, herkes ekran başında. Hı -hı. Sabah kalkıyorsunuz, oturuyorsunuz masanıza. Sonra aşağı iniyorsunuz, arabanıza biniyorsunuz. Evet. İş yerinize gidiyorsunuz, otopark. Yani hareket azaldı. Hareket yani dolmuşa binen yok, otobüse arttı. binen yok. Evet tabi bu da hastalıkların artmasına sebep oluyor. Hocam bu kuru yine tedavisinin etkisi yaptırdı hasta diyelim ki ne zaman görülmeye başlıyor? İlk seanstan itibaren görülmeye başlar. Yani hmm. hasta geldi evet. en az ağrılarının %20'si gider ilk seansta. Hı hı. Ee, tabii bu bir kural değil. Bazı hastalar 3-4 seanstan sonra ancak fark eder. Hı hı. Kadın ee, erkek fark ediyor mu ağrısı? Kadınlar Ama, biraz daha nazlı ya. Yok kadınların da nazlı olmasının bir avantajı var. Erken dönemde Mesela bize gelen bel fıtığı olan hasta sayısı Evet kadınlarda daha fazladır. Servikal diskopati kadınlarda daha fazladır. Ama ameliyatı gerektirecek kadar şiddetli bel fıtığı erkeklerde daha fazladır. Hmm. Erkekler dayanıyor son ana kadar dayanıyor değil mi? Son ana kadar. Kadınlar Doktorada biraz da... Doktorada gitmiyor evet. Ya bu bir avantaj yani. Peki cerrahi müdahale yapılmış kişilerde de daha önce o bölgeden cerrahi müdahale görmüş kişide de kuru iğne yapılabilir Tabii mi? Tabii yapılabilir. Ama bunlarda uygulama sayısı biraz daha artıyor. Hı. ...başarı oranı diyelim de %85-90 ise bunda belki %10 daha düşük. Hı hı. Bizim hastalarımızın büyük bir kısmı zaten daha önce ameliyat olmuş hastalar. Hı. Yani çoğunluğu öyle. Yani bunlara tabii daha başka tedaviler mesela bel ağrılarında falan çok fazla PRP yapıyorum ben. Hı hı. Yine e, kök hücre tedavileri çok sık yapıyoruz. Burada da şöyle bir sorun var. Yine başka bir arkadaşımız yapıyor başka çok düşük doz yapıyorlar. Evet. Ee, yani çünkü fiyatları çok yüksek tutuyorlar. Yani hı hı. ben ona karşıyım. Ya yani sağlık hizmetleri insanların satın alabileceği fiyatta olmalı. Makul fiyatlarda olmalı. Bunu maalesef işte sigorta sistemleri karşılamadığı için biraz daha yani, değişkenlik evet. gösterebiliyor. Evet. Evet, Yani o bu defada işte düşük doz yapıyor. Hani hı hı. hasta fazla yüklenmesin diye. Evet. Ee, o da sonuç alılıyor. O da sonuç alınıyor. <laughs> yani. Hepsi birbirine ters ters gidiyor. Evet. Peki hocam bu kuru yine gebelerde uygulanabilir mi? Gebelerde de uygulanabilir. Neredeyse tek alternatiftir. Öyle ee, mi? Niye? Hı. Çünkü ha, ilaç veremezsiniz. yöntem evet. çekemezsiniz. Evet. Gebelerde de oldukça etkili. Hatta onları biz hani karın üstünde bel ağrılarında çok olur gebe gebelerde hı hı. bel ve sırt ağrıları çok olur. Ee, yani ayaktayken hiç e, muayene masasında da yatırmadan tedavi edebiliyoruz. O da çok büyük bir avantaj oluyor onlar için. Çok güzel bir yöntem, ne güzel. Evet. Ee, hocam biraz da akupunkturdan bahsedelim. Akupunktur yöntemi nedir? Bunun e, Ben bu, çok akup... iğneleme. Evet. akupunktur mudur yani daha doğrusu bununla onlar. Aslında bu bir akupunktur yöntemi değil. Akupunktur <laughs> da tabii bir tedavi yöntemi. Yani eskiden yaptığım bir tedavi ama şu anda pek uygulamıyorum. <laughs> Orada noktalar var. O noktalara belli bir iğneleri tutuyorsunuz. 20 dakika evet. kadar bekliyorsunuz. Bazen ee, bir elektrik akımı falan verile, veriliyor. Hı hı. Bazen verilmiyor. Bazen de elle çevrilerek e, sütümüle ediliyor. Doğu bir doğu tıbbı yöntemi. Ama kuru iğne tedavisi tamamen batıda geliştirilmiş hı hı. bir tedavi yöntemi. Ee, yani o onunla yani işte mesela boyun ağrılarında da akupunktur yapardık biz ama hasta 15-20 seans gelirdi. Çok uzun sürerdi. Evet. Etkisi etki alınması da uzun sürerdi. Bir de e, akupunkturda kullanılan iğneler çok kısa. Hı hı. Genellikle 2,5 santim veya evet. daha küçük. Bunda kullanılan iğneler oldukça uzun yani hmm. 6, 6 santim 7 buçuk santim uzunluğunda iğneler kullanıyoruz. Ağrılı bir işlem mi bu? Hastaları hayır, hayır, korkutacak, hayır, korkutacak değil, bir şey mi? Hayır hayır korkutacak bir şey değil. <laughs> migrende uygulanabilir mi migrende hocam? Migrende de uygulanıyor ama Başarılı bazı, mı? Şöyle migrende de %50-60 hasta çok rahatlıyor ama e, bazen de botoksla kombine ediyoruz. Hı hı. Hani diyelim ki sadece botoks yaptığın zaman hasta 3-4 ay sonra yeniden geliyor. Ama bu tedaviyle beraber yaptığın zaman iki yıl falan rahat ediyor. de hocam başarılı mı başarısız mı? MS tabii farklı bir şey. nörolojik bir hastalık. Yani evet. orada hani kök hücre tedavileri falan yaptığımız oluyor. Damar yoluyla veriyoruz ama biz çok bizim konumuz değil. nörologlara ilgilendirelim. Yani konu. kureyine özellikle onda çok uygulanan etkinli. bir şey değil. Peki kısalıkları falan giderir. Hastayı hı hı. biraz rahatlatır ama tedavi etmez. Hı hı. Anladım. Ee, spor yaralanmalarında da kullanılabiliyor spor mu? Spor yaralanmalarında da inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Çünkü aynı şekilde kaslara diyelim ki tendonda hasar oluştu. Evet. E siz kasın boyunu uzatırsanız tendona binen yükü azaltmış olursunuz ve tendonun doğal olarak iyileşmesini sağlarsınız. Hı hı. Bir de o bölgeye yine az önce bahsettiğim rejeneratif tıp yöntemlerinden bir tanesi. Bu bir kök hücre olabilir, bir e, PRP olabilir veya bir CGP olabilir. Hı hı. Veya eksozom olabilir. Ne ne olursa ne yaparsanız oldukça da iyi sonuç verir ve son, son derece başarılı bir sonuç. Ne var. güzel. Hocam bu dolukomus ne demek? Evet gelelim donuk omuza. Gerçekten enteresan bir hastalık. Evet. Bir sabah bir kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ya niye benim omuzum kalkmıyor işte. Önce diyorsunuz ki ya ben bunu biraz hareketle falan açarsam Evet düzelir diyorsunuz. Fakat gittikçe daha kötüye oluyor ve bir süre sonra artık o omuzun üzerinde yat, yatamamaya bile başlıyorsunuz. Hı hı. Son derece ağrılı bir durum. Ee, yani önce ağrılı olur sonra ağrısı tamamen geçer ama donukluk açılmaz. Hı. Ee, i̇şte o çok zor bir hastalık. Hı hı. Çok yoğun egzersiz programı yapmak gerekiyor. Bazen de kendiliğinden de açılır. Niye oluyor peki? Sebebi var mı? E, hiç bilmiyoruz. Yani eklem kapsülündeki bir büzüşme hı hı. oluşuyor, birden kendiliğinden kapanma oluyor. Benim de iki defa yaşadığım muhteşem bir ha. hastalık. E, hastanın sağ omuzu olur. Aradan iki yıl geçer, 3 yıl geçer veya bir yıl geçer. Sol tutar. Enteresan bir şey. Ne kadar ilginç. Bazı hastalarda çok oluyor. diyabetiklerde çok sık Hı -hı. gözüküyor. Yine hipotiroidi. Beslenmeyle ilgili bir şey mi acaba? Yok hayır. Değil mi? Neredeyse tamamı 50 yaşın üzerindedir hastaların. Hı -hı. Onun için bir adı da 50 yaşın hastalığı deniliyor. Donuk olmasın. Kadınlarda da sık gözüküyor. Diyabet ve hipotiroidi hastalarında çok sık gözüküyor. Kalp hastalarında Hı -hı. çok sık gözüküyor. Yine bazı ilaç kullanımlarına bağlı. Tiroid ilaçlarında Hı -hı. falan görüyoruz çok. Ama çoğu hasta hiçbir sebebi yok. Gayet sağlıklı bir insan. Ee, bazen de spor yaralanmalarından sonra gözüküyor İşte omuzda bir tendonda yırtık oluyor. Ama e, bu da sebep değil. Tendonda yırtık olan her hastanın do, do, omuzu donmuyor yani. Hı hı. Bunların belli bir oranında donuyor ve hiçbir problemi olmadığı halde donuk omuzla çok sık karşılaştığımız bir durum. Ne kadar ilginç bir şey. Evet. <laughs> evet. Hocam o kadar e, bir işkenceli ağrılı bir şey çünkü bütün o... tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz sanırım evet, değil mi? Evet neredeyse bütün tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. <laughs> Zor bir tedavi yöntemi. Evet. Hatta bizim çok yaptığımız bir şey ben yüksek volümlü bir bayağı bir 50 cc'lik enjektöre normal serin fizyolojik yani evet. alıyorum. İçine basıyorum yani Eyvah. o bile var Tedavinin içinde. <laughs> Hocam ağzınıza Ama sağlık çok, diyorum. Ama çok başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. O onları. kadar güzel konuştunuz ki süremiz doldu. Nasıl geçtiğini anlayamadık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, Sağ emeklerinize sağlık.